Bu kumak hem benim hem de Kıvılcım'ın kırmızı çizgisi. Maalesef evet, okumuyoruz. Bu coğrafyada okumayan bir kitle var ne yazık ki. Ve bu çoğunluğu teşkil ediyor. O yüzden okumaya vesile olabilecek her şey içinde olmayı istiyorum. Burada da benim de çorbadan, kuzum olursa ne olur. Çocukluktan bu alışkanlığın edilmesi çok önemli tabii ki. Maalesef Türkiye'de girdiğim her evde bakıyorum hiçbirisinde kitap yok, kitaplık yok. O kadar eksikliğini hissediyorum ki hayatım boyunca. Ben çok şanslıyım. Babam, annem bu konuda beni çok güzel yetiştirdi. Okuma alışkanlığıyla yetiştim. Ve bunu da herkese edindirmek için elimden ne geliyorsa yapmayı çok isterim. Bir davetiniz beni çok mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Evet. Soru sorabilir miyiz Evrim Hanım'a izniniz olursa? Evrim Hanım, TV News muhabiri Onur Üçgarışoğlu öncelikle. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Kitap okumanın öneminden bahsediyorsunuz. Sonuna kadar da haklısınız ve sonuna kadar biz de basın mensubu olarak destekliyoruz. Kızılcık Şerbet'in diğer oyuncuların da desteklediğini biliyoruz. Evet. Kendileri şu anda aramızda değiller. Bunu açıklayacaktım, evet. Unuttum. Şimdi biz finale doğru gittiğimiz için çok kaos bir hafta geçiriyoruz maalesef. O yüzden birçoğunun seti bitip buraya yetişemediler. Sadece ikimiz, Rahimcan'ın bugün seti yoktu. Ben de zar zor yetişebildim. Yoksa evet, bütün ekip olarak bugün burada olacağız. Efendim, bir yandan da Kara Bulutlar aslında dizi ekibinin üstünden de gitmiyor diyebiliriz. Son dönemde yaşanan olaylar var. Feyza Hanım'ın ayrı, Doğukan Bey'in ayrı, Sıla Hanım'ın ayrı. Tamamen kitap, çocuklar ve kitap okumak. Hiç gerek yok bence bu işlere. Evet. Zor okumanın ne demek olduğunu iyi bilen birisi. Bu yüzden çok kıymetli benim için.